Piyasa ekranında şimdi TÜİK'in verilerine bakacağız. TÜİK'in verilerine bakarken aslında firmaların stratejilerine dair de önemli sinyaller, veriler de vermiş olacağız. Burada tüketici diyeceğiz. Tüketici merkezdeyken nasıl stratejiler çiziliyor? Tüketici için hep yeni normal dedik, yeni tüketici dedik. Aile yapısı içinde yeni dememiz gerekiyor mu? İşte bunu konuşacağız. Stratejist Yelda İpekli ile birlikte stratejiler de yenileniyor mu o hızla? Bunu konuşacağız. Hoş geldiniz Yelda. Hoş bulduk. Merhaba. Aslında TÜİK'in verileriyle gideceğiz. TÜİK evet. Aile yapısı dediğimizde önemli değişimi bize verileriyle ispatladı. Tablolarımızı da biz de buna göre yaptık. Hane halkı tiplerinden tutun da evlenme yaşının hem kadın hem erkekte üste doğru güncellenmesi, evet, değişmesi. Diğer yandan ailenin karar mekanizmasında patronun aslında değişmemesi ama oranların değişmesi son derece önemli bir fotoğrafı çıkardı karşımıza. Biraz önce söylediğim gibi aslında biz yeni normali, yeni düzeni, yeni tüketiciyi sizinle çok konuştuk. Çok. Şimdi aile yapısında da değişimi görüyoruz. Hmm. Türk aile yapısı dediğimizde daha geleneksel, daha kuralları olan, daha muhafazakar olarak görürüz. Ama burada yenilenen koşullar var. Değişen bir yapı da var. Bu yapı değişirken firmalar stratejilerini ne kadar yeniliyorlar? Ne yazık ki strateji bizim ülkemizde şirket yönetiminde hala çok etkili araçlardan biri olarak kullanılamıyor. Hı hı. Her ne kadar yurt dışında özellikle yoğun kriz dönemlerinden sonra strateji departmanı bir vizyon oluşturmak için, öngörü oluşturmak için çok yoğun olarak kullanılsa da Türkiye'de şirketler henüz bunu çok aktif olarak kendi gündelik hayatlarını uygulama konusunda biraz geri planda kaldılar. Bu açıdan bakıldığında İşte yeni aile ya da X kuşağı, Y kuşağı gibi değişen tüketici tanımlarını, değişen tüketici eğilimlerini mutlaka takip etmek kaçınılmaz hale geliyor artık. Hem rekabetin yoğunlaşması sebebiyle hem de gerçekten değişen bir tüketici var karşımızda. Bu tüketiciye şimdiye kadar ezberlediğimiz, bildiğimiz yollarla ulaşmak çok mümkün değil. Evet. Aile yapıları en temelde değişen, bizim işte bu son ülkemizin gündeminde gördüğümüz gibi X ve Y kuşak tanımlarıyla tanıştık örneğin. Tüm sosyolojik olarak tanıştık artık. Biz evet pazarlamacılar, stratejistler bunu biliyorduk ama gerçekten hayatın içinde bu tanımların ne olduğunu gördük. Aslında bu tanımların içeriği olduğu gibi değişti. Sil baştan değişti. Aynen. Değil mi? Tamamen. Şu anda farklı tanıdığımız gerçeğiyle karşılaştık. Şimdi aile yapısında da yine yeni tanımlar karşımıza çıkıyor. Evet, birden fazla araştırmalar yapılıyor. Evet, Türkiye Avrupa'ya ya da Uzak Doğu'ya göre daha geleneksel bir aile yapısı içerisinde, bu çizgi içerisinde kalıyor gibi görünse de aslında içten içe değişen, önümüzdeki 10 yıllık bütün sosyolojik, politik, tüketim anlamındaki bütün trendleri, bütün eğilimleri değiştirecek bir başlangıcın içinde olduğumuzu görüyoruz. Şöyle ki aile tanımı nasıl değişiyor? Artık tek ebeveynli aile tanımları yavaş yavaş tüketimde yerini almaya başladılar. Yaşın büyümesiyle birlikte, yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte öyle özellikle önümüzdeki yıllarda bunu daha fazla hissetmeye başlayacağız ve yaşlı ailelerin tanımları gün geçtikçe artmaya başlayacak ve tüketimdeki eğrileri de buna göre değişecek tabii ki. Aynı zamanda evet kadın örneğin Türkiye'de ağırlıklı olarak kadın merkezli bir karar alma söz konusuyken yavaş yavaş bunun artık çocuğa doğru kaydığını da görüyoruz. Yani çocuklar özellikle yalnızca hızlı tüketimde değil, konutta, tatilde ve benzeri ailenin geleceğiyle ilgili uzun dönemli planlarını etkileyen her konuda artık etkili olmaya başladıklarını görüyoruz. Bu tarz kavramları irdelemeden, bilmeden şirketlerin stratejilerini oluşturması ya da iletişim planlarını ya da pazarlama planlarını yapmaları çok da başarılı olmayacak. Siz bunları söylerken şu aklıma geldi hemen. Yaşlı nüfusun artışıyla evet, birlikte, yaşlanmayla birlikte bunun için uzun vadeli olarak düşünen uluslararası evet, firmaların ya da fonların sağlık sektörüne yatırıma geldiklerini geçtiğimiz süreçte çok net bir şekilde kesinlikle yaşadık. Bunu gördük. Hala da devamını geldiğini görüyoruz. Farklı farklı evlilikler, hatta yenilenen başka uluslararası evlilikler olarak görüyoruz aslında, değil mi? Biz hep Türkiye'nin genç nüfusundan bahsediyoruz. Şu anki gerçek bu, evet.
Ama eğer bir ülkenin uzun vadede karlılığından, rekabet avantajından şirketleriyle birlikte bahsedeceksek, o zaman önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu genç nüfus ne olacağı sorgulamak lazım. İster istemez yaşlı bir nüfusa dönüşeceğiz. Ve işte şimdiden şirketler önümüzdeki 10 yıllık planları içerisinde şu anda var olan genç nesli doğru algılayıp, doğru anlayıp, üretimde ve tüketimde onlara göre stratejiler belirlerken, önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu neslin yaşlılığındaki tüketimin artmasını destekleyecek, ona göre iletişim metotlarını belirleyecek çalışmaları şimdiden kurgulamaları gerekiyor. Değil mi? Orada da farklı kuşaklar çıkacaklar. Tabii. Neyle tanımlayacağımızı bilmiyorum. Ben artık de bilmiyorum. Şimdi TÜİK'in verileri ve grafikler üzerinden gidecek olursak, hane halkı tipleri dediğimizde hala çiftlerin oluşturduğu hane halkı açısından belki 0.2 puanlık bir azalışla 70 gibi önemli temeli oluşturduğunu görüyoruz %70'lerde. Çocuklu çiftlerde de bir nebze de olsa artış var, 55'lere gelmiş durumda. Ve tek ebeveynli dediğimizde işte oradaki artışta 0.2'lerde, tek kişilik artışta 0.4'lerde, neredeyse diğerlerine göre daha artış çıkıyor karşımıza. Burada boşanmaların artışının da etkisi olsa gerek diye düşünüyorum. Mutlaka tabii boşanmalar ve tek ebeveynli aileler daha çok büyük şehirlerde karşımıza çıkıyor. Fakat kayıt dışı olanlar da var. Yani hala evliliği kağıt üzerinde devam ettiren ama evleri ayıran. Kesinlikle. Ya da işte ikinci evliliği kayıt altına almadan devam eden karmaşık aile tanımları da artık Türkiye'de, özellikle büyük şehirlerde etkisini yoğun olarak hissettiğimiz tanımlar içerisinde. Tabii ki genel olarak yapılan Türkiye araştırmasında bunların ağırlığının çok fazla olması beklenilemez ama gözden kaçırılmaması gereken temel konu şu: şu anda tanımlar içerisinde ya da yüzdeler içerisinde tam olarak yer bulamasa da önümüzdeki 10 yıl içerisinde bunlar yer bulmaya başlayacak ve direkt olarak tüketimi etkileyecek eğilimler olarak karşımıza çıkacak. Evet, bu arada döviz satım ihalesinin sonuçları geldi. Merkez Bankası bugün önemli bir adım atmıştı. Döviz satım ihalesi dediğimizde en düşük tutarı 150 gibi bir seviyeden 50 milyon dolarlara çekmişti. Dün 150 milyon satmıştı ve hatırlayacak olursak 20 günde 1.85 milyar dolar satmıştı dünle birlikte ve bugün 50 milyon dolara en düşük sınırı çektiğini açıklamıştı. Gelecek teklif tutarı önemliydi. Bu anlamda bakıyoruz, döviz satım ihalesinde teklif 73 milyon dolar. En düşük piyasa 1.92.27 oldu. Merkez Bankası'nın nispeten normalleşme adına attığı bu adım piyasadan da diyebiliriz ki destek buldu. Bu sonuçları da yine uzmanlarla konuşmaya sürdüreceğiz. Ve tekrar Yelda İpekli'ye dönecek olursak, son derece önemli aslında kurun geldiği seviye, tabii. satın alma gücü ve bugün tekrar bir haberin boyutuyla olayı zenginleştirecek olursak, 10. 5 yıllık kalkınma planı meclisten geçti. Ve burada da kişi başı milli gelir dediğimizde 5 yıl sonra 16 bin dolara yükselecek gibi bir hedef konuldu. Bu nokta itibariyle bugünlerde işte 10.500'ler civarında düşünecek olursak, gelir seviyesi de son derece belirleyici sonuçta. Çok. Mesela kalkınma planları, şirketlerin stratejilerini, mesela milli gelir olarak 5 yıl sonrası için doğrudan planlarına, bütçelerine girer mi? Onlar stratejilerini buna göre nasıl revize ederler? Şimdi mutlaka ki girmesi gereken önemli verilerden biri. Ama biz Türkiye'de daha kısa dönemli ve kriz odaklı bütçeler yaptığımız için, hem şirketler olarak hem diğer bütün kurumlar olarak bakıldığında, bazı CEO'lar kara kalemle kurdu. Evet, aynen öyle. O yüzden Türkiye'de hem profesyonel hayatta hem de danışmanlık verdiğim şirketlerde gördüğüm temel davranış şekillerinden biri bu. Daha esnek, daha krize odaklı ve daha kısa dönemli bütçeler ve çalışmaların yapılması belki de bu toprakların genel karakterinden kaynaklanıyor. Bunun tabii aslında negatif anlamda söylüyor olsam da pozitif taraftan Türk yöneticilerin tüm kriz geçiren ülkelerde tercih edilmesi için de en temel faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü işte normalde yurt dışında herhangi bir yöneticinin 10 yılda yaşadığı 2 tane kriz bizim neredeyse yıllık olarak yaşadığımız bir frekansa denk geliyor. Bu da yöneticinin karar verme kapasitesindeki hızı, pratik zekasını, kolay manevra yapabilmesini çok arttırıyor. Zaten şu anda birçok uluslararası şirkette de Türk yöneticilerin
verilerin olmasının temel sebeplerinden biri olarak bunu görüyorum. Dediğiniz gibi bu tarz veriler normalde şirket verilerin, şirket bütçelerinde, şirketin uzun dönemli yatırım planlarında son derece net kalemler olarak karşımıza çıkar. Özellikle uluslararası yatırımlarda ve artık globalleşen bu dünya içerisinde yatırımlar yalnızca tek bir toprak, bir kara parçası üzerine yapılmadığı için uluslararası firmalar bunu çok önemserler. Ama Türkiye dediğim gibi çok krizlerle hem dış etkiler hem içindeki dinamiklerden dolayı bağışıklığını güçlendiren bir ülke olduğu için daha kısa dönemli planlarda bunlar pek yer bulmuyor ne yazık ki. Şimdi şöyle baktığımızda yine TÜİK'in verileriyle ve değişen aile yapısıyla ilgili o rakamlarla devam edelim. Evlenme yaşları hem kadında hem erkekte yükseliyor diyoruz. Bu doğrudan belki tek ebeveynli, tek kişilik aile yapısı, o hanenin altında kaç kişinin yaşadığını da belirleyen bir unsur. Burada erkek ve kadın olarak baktığımızda şöyle bir bakıyorum da 2011'de erkekte %26.7'lerdeyken 23.5'larda karşımıza çıkıyor kadın yaşamı. Evet. Buna göre kadın erkek olarak tüketiciyi konumlandırdığımızda stratejileri nasıl belirlemek lazım? Şöyle bir kere artık kadın ve erkek, eskiden bundan 5 yıl önceki raporlara bakıldığında çok net şu karşımıza çıkıyordu. Kendi ailelerinden ayrılarak kendi ailelerini kuran bir tüketici kitlesi vardı. Yani işte okullar bitiyor, kendi ailesiyle birlikte oturulan evden direkt evlendiği, eşiyle birlikte kurduğu eve çıkan bir düzen vardı. Fakat şimdi özellikle konut projelerinde bunu çok net görüyoruz. Bir ara geçiş dönemi var. Ya üniversite döneminde ya da liseden sonraki dönemde artık kadın ve erkek kendi başına yaşadığı ya da arkadaşlarıyla yaşadığı bir ara dönemin içine girdi. Bu Avrupa'da, Batı'da, Amerika'da çok alışılagelmiş bir şey olduğu halde artık Türkiye genelinde yalnızca büyük şehirlerde değil, küçük şehir tanımı içerisine giren çoğu şehirde de özellikle üniversitelerin kurulmasıyla birlikte ve artmasıyla birlikte artık gençler ailelerin dışında kendi evlerine daha sonra evlendikleri ya da birlikte oldukları bir çift oldukları eve geçme dönemi var. Bu da tüketimi direkt olarak etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Bir kere konut modellerini çok etkiliyor. Eskiden Türkiye'de işte 3+1 diye standart bir ev modeli varken artık 1+1 diyor ya da 2+1 gibi evlerin olmasının sebebi, konutların olması sebebi, bunların talep görmesinin temel sebeplerinden biri de bu. Hem yatırım endeksi anlamında önemli hem de tercih edilen konut tipleri. Aynı şekilde konutla ilgili dekorasyon, beyaz eşya ve benzeri ürünlerin ucuzlaşması, çeşitlerinin artması ve fazla alternatifin olması da bu sektörlerin bu anlamda gelişmesinin de en temel sebeplerinden biri yine bu. O yüzden evlilik yaşı büyüdükçe bu tarz tüketim daha fazla artacak. Yeme içme sektörüne bile yansıyor. Aynen öyle. Fast food'dan tutun da restoranların menülerine kadar yansıyabilecek. Kesinlikle bu sağlığa kadar değişecek bir şey. Hatta gündelik hizmet alınan işte kuru temizleme, ev temizliği ve benzeri hayvan bakım gibi sektörlerinde gelişmesi tamamıyla işte bu ara geçiş döneminin Türkiye'de artık tanım bulmasından kaynaklanıyor. Sonraki evlilik döneminden sonra biraz önce bahsettiğimiz gibi tek ebeveynli ailelerin artık yavaş yavaş tüketim endeksinin içine giriyor olması ile birlikte bu tek ebeveynlerin yaşamlarını daha pratikleştirme arzusu ile birlikte yine buna hizmet eden sektörlerde hızla gelişecek. Yani artık yalnızca aile odaklı tüketim olarak düşünmemek lazım. Çocuğun karar verdiği, çocuğun merkezde olduğu, tek ebeveynlerin olduğu tüketim alanlarının daha yaratıcı olarak sunulması, hizmet sektörünün özellikle bu anlamda daha derin hizmet verebilir hale gelmesi son derece önem kazanıyor. Otellerin konsiyerj hizmetlerinin örneğin sosyal hayata taşınması ile ilgili şirketlerin ve markaların bu anlamda yaptığı yatırımların çok ciddi geri dönüşümü olacağını düşünüyorum ben. Tam onu söyleyecektim aslında. Hangi sektörlerde farkındalık daha artabilir noktasında? Çünkü aile yapısı mutlaka şirketler hangi sektör olursa olsun bu verileri dikkatle inceliyorlar ve stratejilerini ona göre şekillendiriyorlar. Ama daha hani gidilecek neresi var? Hangi sektörlerde farkındalık daha artabilir dediğimizde
turizmi dile getirdiniz. Başka telaffuz edebileceğimiz var mı? Şöyle, tabii ki sağlık sektöründen inşaat sektörüne kadar giden turizmi de içine alan çok bütün sektörlerin buradan etkileneceğini görüyoruz zaten. Düşünüyorum demek çok hafif kalır. Çünkü neden? Artık bu aile yapısındaki değişiklik tabii ki beklentileri de değişiyor. Bu beklenti derken işte evin yapısından, evde kullanılan eşyaların kullanımına kadar ya da eve gelecek olan hizmetin çeşitliliğine ya da yiyecek içecek sektöründeki değişikliğe kadar çok farklı alanlarda kendini gösterecek ama artık yeni tatil modelleri, yeni ev modelleri, yeni hizmet modellerinin mutlaka tanımlanması gerekiyor. Marka sadakatinin bu anlamda kurgulanması son derece önemli. Marka sadakati eskiden sadece beğendiğimiz markalarla endeksli bir çalışmayken şimdi artık tüketici yaşayabildiği, deneyimlediği markalara karşı daha sadık olabiliyor. Bu da şunu getiriyor. Siz çok kaliteli, çok makul fiyatlı bir ürün olabilirsiniz ama marka sadakatinizi sağlayabilmek için mutlaka ve mutlaka müşterinize bunu deneyimleten, müşterinizin ayağını hizmeti götürdüğünüz bir takım hizmet sektörlerinin, hizmet unsurlarının yeniden tanımlanması gerekiyor. Son derece önemli. Aslında şöyle bir bakabiliriz. Hani markayı yarattınız ama ne kadar arzu edilen marka ve kaçta kaçı hayatınızdan çıksa bir şey değişmez. Değişme, ya da kaçından vazgeçemezsiniz. Aynen. Son derece önemli. O mevzuya, o kavrama gelebilen marka zaten uzun ömür de beraberinde getiriyor. Şimdi biraz önce önemli bir şey söylediniz. Çocuk. Çocuk artık son derece belirleyici. Eskiden daha çok kadın tüketici derdik ki bütün perakende sektöründen değerli konuklarım onu söylerler. Kadın tüketici baş tacımız diye sizlerin aldığı kararlar bizim için çok önemli derler. Bu hala geçerliliğini koruyor ama çocuk dediğimizde de artık daha odasından dış dünyaya bağlanan bir çocuk modeli görüyoruz karşımızda. İnternet sayesinde değil mi? Kesinlikle. Özellikle sosyal medya onlara ulaşım adına ve kampanyalar adına son derece etkili. Bunu süreçte de gördük. Ve bu nokta itibariyle ne yapılması gerekiyor? Yani çocuk dediğimizde doğrudan çocuk üzerinden ürünler mi? Yoksa biraz önce örneklemeler gibi hani illa çocuk hedef kitle olan bir ürün olmayabilir. Turizm paketi gibi farklı bir şekilde çıkabilir. Ne yapılması gerekiyor? Bu değişimi nasıl okumalılar? Ve sosyal medyayı belki nasıl kullanmalılar? Şimdi eskiden çocuk hep ailenin sevgi merkezinde olup tüketimin dışında tutulan, anne ve babanın tercihleriyle tüketimi belirlenen bir ögeydi. Fakat artık şimdiki çocuklar işte hep bu son dönemlerdeki gündemde de konuştuğumuz gibi X kuşağı ve X kuşağının kardeşleri, daha küçükleri artık sosyal medya ile birlikte belki de bizlerden çok daha fazla hayatın içindeler. Ve bu hayatın içindelikleri neredeyse 24 saat ve sınır tanımadan devam ettiği için tüketimin içinde verdikleri kararlar, yönlendirmeler de diğer çocuk, eski çocuk modelinden tabii ki son derece farklı. Artık evcilik oyuncaklarıyla oynamak yerine gerçek hayatın içinde oynuyor bu çocuklar. Ve sokak kültürleri de çok fazla olmadığı için online ve evin içindeki hayata karşı son derece hassasiyetleri, duyarlılıkları fazla, fikirleri fazla. Özgüvenden dolayı da anne ve babaların onlara sağladığı özgüvenden dolayı da fikirlerini çok rahat ifade ediyorlar. İşte bütün bu unsurlar bir araya geldiğinde artık çocuklar eskisinden çok daha etkililer. Özellikle ben son dönemlerde inşaat projelerinde bunu çok net görüyorum. Evet, annenin baktığı taraftan anne odaklı belki bakılıyor. Baba da işte fiyat ve ödeme planlarına bakılıyor ama eğer çocuk o inşaat projesinde kendini yakalayan, kendine özel bir tanım bulamıyorsa anne ve babanın aklında soru işareti yaratabiliyor. O yüzden özellikle çocuğa odaklı iletişimde, çocuğa odaklı pazarlama planlarının geliştirilmesinde firmaların gerçekten fokus grup çalışmalarında evet anneler, evet babalar, evet ödeme planları, evet oda sayıları çok önemli ama satışta avantajı elde edebilmek için çocuk
odaklı düşünebilmeyi ve bunu mutlaka planlara yansıtmakla ilgili çalışmalar yapması gerekiyor. Turizmde örneğin artık anne baba çocuk ya da baba çocuk anne çocuk tatil paketlerinin yerleştirilmesi ve çocukları anne ve babalarından ayrı oyalayacak şekilde bir düzeneğin hazırlanması. Yani bir tek işte bir kids party yapılması ya da çocuk alanlarının oluşturulması yeterli değil. Tatilin tamamında onları oyalayacak bir sistemin geliştirilmesi, onlara özel paketlerin oluşturulması, onlara özel mutfak düzeninin yapılmasına kadar giden bir süreçte çocuklar bu kararları bizim eskiden bildiğimiz yöntemlerden çok daha fazla etkiliyorlar. Evet, bunların da sürekli güncellenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Herhalde. Yani bir anne baba tatile çıkacağı zaman ya da tek birey olarak anne ya da baba olarak düşündüğümüzde çocuğu için araştırıyor. Ne kadar oyun alanları var gidilecek tatil yöresinde ya da tatil köyünde ve sonrasında menüsüne kadar gidebiliyor dediğiniz gibi. Ama orada kuru kuru hamburger menüsünün durması değil. Çok daha fazlasını bekliyorlar. Yaşayan bir şekilde çocuğu cezbedecek şekilde. Geçen ay 3 yaş grubu için hayatımda ilk defa ben de bir fokus grup çalışması yönetmek durumunda kaldım. Ülkemizin önemli markalarından biri çocuk odaklı bir ürünüyle ilgili olarak 3 yaşındaki çocuklarla bir fokus grup yaptı. Yani ilk defa 3 yaşındaki çocuklar bir pazar araştırmasına konu oldular. Son derece enteresan bir deneyimdi. Renklidir. Kesinlikle çok enteresan, çok renkli ve söyledikleri, yaptıkları yorumlar inanılmaz etkileyiciydi. Burada bile yani pazar araştırmasında bile çocuklara göre bir dilin oluşturulması ve bunun analiz edilmesi için artık uzmanlaşılmak gerektiğini düşünüyorum. Ben. Kesinlikle bir kere çocuklar artık çok net bir şekilde neden diyor, neden sorguluyorlar. 4,5 yaşındaki kızım bunu bana çok net yaşatıyor, neden? Artık anne baba sözü dinlemek değil, neden diye sorgulayıp ikna olduktan sonra kararını verme sürecini yaşıyoruz. Onu çok net bir şekilde hissediyoruz. Tüm bunları şöyle bir topladığımızda son 2 dakikamızın içerisindeyken aile yapısı değişiyor dedik. Tüketim alışkanlıkları değişiyor ve sektörler ve firmalar buna göre de kendilerini konumlandırmalılar dedik. Teknoloji de çok hızlı değişirken sürekli hani bir değişim içinde olayım kaygısı mı olmalı? Yoksa bazı firmalarında kendi geleneksel yapıları vardır ve o geleneksel yapıları içinde sevilirler ve arzu edilirler. Orada da belki ince bir çizgi mi var arada? Çok ince bir çizgi var. Şimdi bazen şirketler gerçekten bu ince detayı kaçırabiliyorlar. Geleneksel olmak her zaman müşterinin güvenini kazanmak adına bir avantajdır. Markanın değeri anlamında da son derece avantajlı. Fakat bu yeniliklere kapalı olalım ya da tutucu olalım anlamına gelmiyor. Bütün yeniliklerin farkında olalım ama bunu kendi kültürümüze göre adapte edelim. Kesinlikle. Mevzunda şirketlerin ayrı bir yatırım yapmaları gerekiyor bence. Stratejist Yelda İpek de çok teşekkürler ben diyorum teşekkür ben size. Çünkü aile yapısı değişiyor. Bunu TÜİK verileriyle de gördük. Hani halka tiplerinden hedef kitle dediğimizde çocuğun önemine dek buna dair şirketler nasıl konumlanmalı önemli bilgiler verdiniz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayrıca görüşmek üzere. Vakıfbank'ın sunduğu piyasa ekranı devam edecek.